ve otomobil satışları için 6 ay 6 bin kilometre satış uygulaması gelmişti. Firmalar stoklarda beklettikleri sıfır otomobilleri satışa çıkarmaya başladılar. Konuyu otomotiv sektörü uzmanı Mesut Bıyık değerlendirdi. Sadece bu işin ticaretini yapanlar, yani otomobil alıp satanlar, yani vatandaş bu kapsamın içinde değil. Bunlar 6 ay sıfır kilometre bir aracı ilk defa tescil ettirdikten sonra 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden, ki biri dolsa bile diğerinin de dolması beklenmesi gerekiyor, bu araçları ikinci el olarak satamayacaklar. Fakat vatandaş bunu satabilecek. Tabii burada şöyle bir durum da söz konusu. Yani vatandaş bunu sıfır olarak alır, galericiye satarsa ne olacak gibi bir durum söz konusu. Orada da bu yönetmelik engelliyor. Yani galericiye de satmış olsa vatandaş alıp, galerici yine 6 ay 6 bin kilometre dolmadan bu araçları satamayacak. Tabii bunların sınırları, hani şu araç olur, bu araç olmaz diye bir sınır yok. Bütün motorlu taşıt vasıtaları söz konusu burada. Bu pandemi döneminden beri biliyorsunuz aynı zamanda otomotivde, aslında sadece otomotivde de değil de teknoloji kullanılan bütün alanlarda bir çip krizi sorunu var. Hı-hı. Çünkü çip krizi bu pandemi sürecinde çip dediğimiz şey, ki birçok şeyde kullanılıyor, otomobillerde çok sayıda kullanılıyor ve bunun yanında işte bildiğimiz cep telefonlarında, tabletlerde, bilgisayarlarda da kullanılan bir şey. Bu pandemi döneminde çok fazla telefon ve tablet gibi şeylere yönelince insanlar, çip arzında bir problem oldu. Dolayısıyla üreticiler de bunu otomotiv sektörüne vermek yerine işte cep telefonu satanlara verdiler. Orada da bir sıkıntı çıktı. Bu sıkıntıdan dolayı da sıfır kilometre araç temini zorlaştı. Tedarik sorunu çıktı ve bu sorunu fırsata çevirmeye çalışan bir grup var. Yani işte sıfır kilometre aracı yetkili bayiden alıyorlar. Üstüne 50-100 bin lira gibi fahiş fiyatlar koyup ikinci el niyetiyle bunu satmaya çalışıyorlar. Çünkü sıfır kilometre araç bulunmadığı için, zaten bulunmayan sıfır kilometre aracı da bu galericiler topluca alınca vatandaşa doğrudan yetkili satıcıdan araç temini söz konusu olmuyor. Bundan dolayı da böyle bir kriz çıktı ortaya ve hükümet de buna önlem aldı.